Herkese merhaba arkadaşlar, Küçük Burjuvazi kanalına hoş geldiniz. Biliyorsunuz bir Güneydoğu Anadolu turu içindeyiz. Daha önceden Adana'ya kadar gelmiştik. Şimdi Adana'dan Antep'e ve Urfa'ya kadar serüvenimizi sizlere göstereceğiz. Yollar boş ve güzel olduğu için bayağı bastık. Bastığımız için de motor aşırı ısındı. Biz de motor soğuyana kadar bir 5 dakika mola verdik. Şu an Adana ile Antep arasında Osmaniye'deyiz. Yolumuza devam ediyoruz. Antep'te görüşmek üzere. Şimdi Osmaniye'den Antep'e doğru devam ediyoruz. Şurada yakıt aldıktan sonraki tüketimi göstereyim sizlere. 74 kilometreyi 39 dakikada gelmişiz. Ortalama 115 kilometre hızımız var. 9,5 litre yakıyor. Yani aracı çok fazla zorluyoruz. Küçük motor da olsa zorlandığı zaman çok fazla yakmaya başlıyor. Sizi hızlı bir şekilde götürüyorsa hakkını da vermesi lazım. Ya hızdan feragat edeceksiniz ya da yakıtınızdan. Şu an total olarak İstanbul'dan çıktığımızdan beri 1116 kilometre yapmışız. Ortalama turumuzu hesapladığımız zaman geri dönüşümüzle birlikte 3000-4000 kilometre arasında bir yol tutacağını düşünüyoruz. Zaten Karadeniz turu yapmıştık. Onun da kanalda videosunu bulabilirsiniz. İstanbul'dan Artvin'e kadar gitmiştik. Şimdi de İstanbul'dan Mardin'e, Diyarbakır'a kadar gitmeyi hedefliyoruz. Bakalım yolculuğumuza devam ediyoruz. Şimdi Türkiye'nin en büyük, dünyanın en büyük 4. hayvanat bahçesine geldik. 5 lira otoparka verdik, 6 lira da giriş ücreti. Tam bir hizmet yani. 11 liraya Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesini gezmek mümkün. Akraba ziyareti bildiğiniz gibi önemlidir. Şimdi deniz canlıları bölümüne geldik. Köpek balığını hatırlıyorsunuz. Bizim yıkamadakini Gaziantep Belediyesi'ne bağışlamıştık. İyi büyümüş ha Osman. Burada ayılar falan var. Büyük ihtimalle Kastamonlu olabilir. Aslanım. Bak buraya bir. Oğlum bu başka bir şey. Gerçek aslan. Arkada bir tane kuğu vardı ya, onu alıp bunların önüne atalım. Yaradan Rabbim neler yaratıyor ya valla. Ateist olan. Ağır bir zehir mi? İnanmıyorum, insansınız. Aa, bir tane daha var. Hayatımda ilk defa fil görüyorum canlı olarak. Bu erkek, nereden anladınız derseniz bir iki dakika bekleyin, bir arkasını dön. Siz de rahat şekilde anlayacaksınız. Şimdi Antep'teyiz, beyran yiyeceğiz. Şöyle göstereyim. Çok lezzetli duruyor. Nasıl Osman? Eve yaklaşın hissediyorsun değil mi? Biliyorsunuz Antep tatlısıyla meşhur bir şehir. Mehmet kardeşimiz bizi Antep'teyken story'den gördü. Sağ olsun, bizi çok güzel ağırladı. Bu billuriye, bu hasır, bu da fıstık. Bir tadına bakacağız şimdi. Yani İstanbul'daki künefecilerden bir farkı var mı diye kontrol edeceğim. Daha güzel. Vallahi daha güzel. Tat. Eğer buraya gelirseniz bu lezzeti tatlayın. Bugün Urfa Göbekli Tepe'deyiz. Evet, Atiye'nin çekildiği yere geldik. Oto yıkamamızdan bir haftadır uzağız. O yüzden araba gerçekten leş aldı yani. Hiç yağmura maruz kalmadık. Bunların hepsi sinek ölüsü. Şöyle göstereyim. 200-220 gibi hızlara çıktığımız için bütün sinekleri biçe biçe geldik. Burası çok güzel bir turistik mekan. Biliyorsunuz dünyanın en eski tarihi burada. Daha önce İngiltere'deydi. Yeni keşifle birlikte artık turistler Urfa'ya Göbekli Tepe'yi görmeye geliyor. Biz de hem sizi gezdireceğiz hem de kendimiz Göbekli Tepe'yi gezeceğiz. Gelin hep beraber içeriye girelim. Giriş ücreti olarak ya Göbekli Tepe'ye özel bilet alıyorsunuz ya da müze kartı alabiliyorsunuz. Bunun ücreti öğrenci olmayanlar için 60, öğrenci olanlar için 30 lira. Ben de hala öğrenci olduğum için 30 liralık öğrencisinden aldım. Göbekli Tepe'ye kadar servise çıkacağız. Şu an Göbekli Tepe'nin merkezine geldik. Burada tam tepede bulunuyor. Yani burası Göbekli Tepe tarihin sıfır noktası arkadaşlar. 12 bin yıl öncesine kadar gidiyor. Yani bu alanda sadece tapınak değil, bence daha çok kalıntılar bulunabilir. Ama bunlar için de çalışma lazım. Tabii ki sürekli köylülerimizin traktörüne bırakılmaz bence. Şimdi Göbekli Tepe'nin zirvesindeyiz. Filmdeki ağaç da arkamızda, şöyle göstermek istiyorum. Canlı gözle gelip görebildiğimiz için kendimizi şanslı hissediyoruz. Burada çok tek tük Türk var. Yani bunlardan biri de biziz. Genelde yabancılar var. Yani yabancılar gelip gezmekte, görmekte. Yani Çin'den kalkıp Göbekli Tepe'ye görmeye gelebiliyorlar ama biz İstanbul'dan kalkıp Urfa'ya Göbekli Tepe'yi görmeye gelemiyoruz. Böyle sıkıntılar var. Yani umarım herkese nasip olur. Bence kesinlikle gelin. Bu böyle bir dokusu var buranın yani. Onu yaşamanız lazım. Aynen. Ne kadar tatlısın, yerim seni. Şu an güzel bir Urfa yöresi yemeğiyle beraberiz. Bulgur oluyor, etler etrafında oluyor.
bu şekilde yani misafirlere sunuluyor. Bamya çorbamız var, çiğ köftemiz, cacığımız. Aynen bakarız arkadaşlar. Kara çiğ köfte. İçinde isot var. Bugün Urfa'da ilk sabahımız. Şimdi odunlarımızı atıyoruz. Yani dün geldiğimizde bayağı sıcaktı, tişörtle geldik ama şimdi kazakları giydik, sobayı yaktık, klimayı çalıştırdık. Bayağı tüm imkanları seferber ettik yani. Güzel bir soğuk var ama ısınmak da böyle güzel oluyor sobada. Şimdi Urfa Balıklı Göl'deyiz. Buradaki balıkları avlamak yasak olduğu için gayet büyümüşler. Şöyle gördüğünüz gibi balık yemi aldık. Burada balıkları besleyeceğiz. Şöyle attığımız zaman direkt geliyorlar. Bu 35 yaş üstü zengin iş adamı. Bunlar da Türk kızları. Şu anda Ayn Zeliha Gölü'nde bulunuyoruz. Ayn Zeliha kim? Nemrut'un üvey kızı. Nemrut Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ımıza ateşe atıyor dedik ya. Hı hı. Nemrut'un üvey kızı Ayn Zeliha, o da ona inandığından dolayı babası onu da ateşe atmaya karar verir. O da oraya yetişemediğinden dolayı bura düşer. Bu gölümüz de böyle yuvarlak olduğundan dolayı günümüzde Ayn Arapça'da göz, Zeliha isim Zeliha'nın gözü. O da rivayet ve söylentilere göre işte buraya düşüp burada bir beyaz bala dönüştü. Onun kalbi temiz olanların gördüğü, görenlerin dileklerinin kabul oldu. Yani burada var mı o beyaz bala? Yani ben resmini çekmişim. Şimdi Gümrük Hanı'ndayız. Burası bir han, böyle tespihçiler var, çay bahçesi var. Bakırcılar var. Aynen, bakırcılar var meşhur olan Urfa'nın. Ve burada da Urfa'nın meşhur kahvesi menengiç kahvesini içiyoruz. Altı kahve, üstünde de böyle fıstık var. Bakalım, ilk kez içeceğim ben menengiç kahvesini. Bayağı iyi. Bayağı iyi. Yani böyle Türk kahvesi gibi ağır değil, sütlü. Buraya gelirseniz bu lezzeti tatmadan gitmeyin. Tabii. Şimdi Urfa'da ikinci sabahımız. Direkt sabah kalkar kalkmaz sıcacık inek sütü. Günaydın. Akçakale Gümrük kapısına geldik. Buradan ilerisi Suriye, yani bu kapıyı geçtiğiniz zaman. Şurada zaten Suriye ve Türkiye bayraklarını görüyorsunuz. Bu da Urfa yöresine ait has tatlılardan şıllık. Normalde yuvarlak bir şekli var ama kenarları yok çünkü dayanamadığımız için. Aynen. Bu Urfa'nın değil mi Osman? Urfa'nın. Yani başka Antep'in yani, falan değil. Yok. Bu Urfa'ya özgü bir tatlı. Şıllık deniyor. Sütle yapılıyor. Süt ve yufka. İnce ince yapılıyor. Normalde 12 katmanlı oluyor. İşte arasına fıstık yapılıyor ya da işte ceviz konuluyor. Bu şekilde oluyor. Biz fıstıklıyı denedik. Şimdi içinde kaymak da yapılıyor. Yani yenilik katmışlar bu şıllığa. Hafif, çok da ağır değil yani. Ağır bir tatlı değil. Şimdi deve binmeyi tecrübe edeceğiz. Normal arabaya benzemiyor tabii. Bu biraz farklı olacak. Daha önce deve bindin mi? Yok, ben binmedim. Ata bindin mi? Yok, ona da binmedim. Nasıl, direkt atlayayım mı reis böyle? Direkt atla. E tamam. Reis bu atar mı? Biz gidiyoruz. Abi. Dur dur dur. Ooo. Oğlum çok hızlı kalkıyor ha, dikkatli ol. Atla. 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 Oğlum. Bir. Gel gel. Bak. Emre kurtusuna ölüyor, yardım al. Tamam. Nasıl Emirhan? Çok konforlu ya. Senin deveyi kontrol eden çocuğa bak. Ben biraz ürktüm ya. Neden ürküyorsun? Ya ben deveyi bile ilk kez görüyorum yani, o yüzden. Dur bir telefonda bir story çekeyim ya. Bu harika storyleri kaçırmak istemiyorsanız Instagram hesabından bizi takip edin. Emirhan yalla ya abi. Sıcak değil mi? Hörgüçlerin arasında. Hop. Şu an kerpiç evlerin içerisindeyiz. Çok sıcak bir hava olmasına rağmen burası serin. Aynen. Kışın soğukta da burası sıcak oluyor. Burada evet. Yayık var mesela. Bu da deriden yapılmış. Şöyle göstereyim. Bunu... Burada işte tereyağı yapılıyor. Burada herhalde o fırın gibi bir şey var. Üstte daha çok taş kullanılmış. Yukarıya doğru da baca gibi bir şey var. Burada... Oturma odası, salon o şekilde ayrılmış yani. Bu da eskiden kullanılan kepçe gibi bir şey herhalde. Şunlar da tüfek başı. Bir tane ok çıkartayım ya. Güneydoğu turumuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şimdi Urfa'dan doğru yola çıktık. Antep'e doğru ilerliyoruz. Yani hedefimiz İstanbul. Bu sefer geldiğimiz gibi durak durak Ankara, Adana gibi yapmayacağız. Direkt buradan Urfa'dan İstanbul'a kadar transit şekilde gideceğiz. Şu ana kadar 1839 kilometre total yol yaptık. Dönüşümüz de yeni başladı. Normal harita uygulamalarından baktığımız zaman 1300 kilometre gibi gösteriyor. İnşallah İstanbul'a vardığımızda toplam 3100 kilometre gibi bir sayıyı göreceğimizi düşünüyoruz. Bakalım, yola çıktık. İnşallah o sayıları da görmek nasip olur. Buradan da ayrı teşekkürler etmek istiyorum. Biliyorum bu videoyu izliyorlardır. Osman'ın ailesi, yani Osman Gök, başta Mehmet Aslanbaş olmak üzere Gök ailesine, Gök aşiretine, hepsine misafirperverlikleri için, bizleri bu şekilde ağırladıkları için çok çok teşekkür ediyoruz. Hepsinden Allah razı olsun.
bizleri yedirdiler, içirdiler, gezdirdiler. Bunların haricinde tabii ki Urfa'nın misafirperverliğini, o Güneydoğu'nun insanının sıcakkanlılığını çok fazla hissettik. Hiçbir yerde görmediğimiz ilgiyi burada gördük. Yani biz Ali ile ilk defa Urfa'ya geliyoruz, ilk defa Güneydoğu'ya geliyoruz. Yani öyle bilindiği gibi değil. Burası ne ciğeriyle meşhur, ne kalesiyle, ne taşıyla. Yani burası insanıyla, insanın temiz kalbiyle meşhur bence. Hepinize de gelmeyi, görmeyi, buranın insanıyla tanışmayı tavsiye ediyorum. Biz şimdi İstanbul'a doğru gidiyoruz. Adana'da aracımızın deposunu fullemiştik. Şöyle yakıt aldıktan sonraki verileri göstereyim. 473 kilometre gelmişiz. Ortalama 9.4 yakmışız 118 kilometre hızla. Yani ben 200'e sabitlemiştim zaten aracın sabitlemesini. Ayağımı çekmiştim. 3 şeritli bomboş bir yol. Mazot ışığı yandı. 45 kilometre gösteriyor burada aracın gideceği. Zaten ortalama 30-40'da ek depo götürüyor. Yani en yakın petrol de buradan 80 kilometre. Böyle 300 kilometrelik güzel bir otoban yapılmış. Ama içinde herhangi bir benzin istasyonu yok. Yani bu biraz saçma olmuş. Zaten hava da yağmurlu, bayağı karanlık. Hiç yolda kalmak istemiyoruz. Bu şekilde yavaş yavaş Ankara'ya doğru, ilk benzin istasyonuna doğru gidiyoruz. İstanbul'a vardık çok şükür. Sağ salim geldik. Şu an zaten saati şuradan göstereyim. Gece 12.40. Total kilometreyi göstermek istiyorum sizlere. Bir haftada 3121 kilometrelik bir Güneydoğu Anadolu turumuz oldu. Yani aracımızın üstüne 3000 kilometre eklemiş olduk. Bir sürü şehir gezdik, bir sürü yemek yedik, bir sürü insan tanıdık. Bu turumuzu da sizlere göstermeye çalıştık. Uykuluyuz, yorgunuz. Bu videodan da bu kadardı. Bu seriden de bu kadardı. Bu videoların devamının gelmesi için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. İyi yolculuklar.